Tacikistan, Orta Asya'nın en fakir ülkesi. Dağları sayesinde bölgedeki su kaynaklarının çoğuna sahip. Buna karşın 20 yıldır enerji sıkıntısı çekiyor. Tacik hükümeti bu sıkıntıya son vermek için Sovyetler Birliği döneminden kalma bir projeyi yeniden hayata geçiriyor, dev bir hidroelektrik santral inşa ediyor. Fakat barajın inşa edildiği Zarafşan Nehri, Özbekistan'daki pamuk tarlalarının sulanması için de hayati önemde. İki ülke su kaynaklarının nasıl paylaşılacağı üzerinde anlaşamadı. Bu da bölgede gerginliği artırıyor. Gördüğünüz dağlar bugünlerde büyük bir projeye sahne oluyor. Yoksul bir ülkenin enerji sorununu çözecek bir proje bu. Rogun dev bir hidroelektrik santral. Santral için inşa edilecek barajın yüksekliğinin 335 metre olacağı sanılıyor. Tamamlandığında dünyanın en yüksek barajı olacak. Tacikistan'ın petrolü ya da gazı yok, ancak suyu var. Her yıl sadece bu nehirden 20 milyar metreküp su akıyor. Ancak su kıymetli bir kaynak Orta Asya'da. Bölgedeki ülkelerin tümü de santral projesinin ilerlemesini istemiyor. Tacikistan bugüne kadar çok sayıda hidroelektrik santral inşa etti. Ancak Rogun tamamlandığında bu santrallerin en büyüğü olacak. Tacikistan'ın komşusu Özbekistan'sa proje bittiğinde büyük pamuk tarlaları için gerekli sudan yoksun olacağını söylüyor. Pamuk Özbekistan ekonomisinin başlıca dayanağı. Özbekistan'ın pamuk tarlaları için büyük miktarda suya ihtiyacı var. Ancak Tacikistan ve Özbekistan şu ana kadar su kaynaklarını nasıl paylaşacakları konusunda anlaşmaya varamadı. Tacikistan yetkilileri fazla seçenekleri olmadığını söylüyor. Elektrik kesintilerinin ülkelerinin kalkınmasını kösteklediğini belirtiyorlar. Özbekistan'da ya da nehrin aşağı yakasındaki diğer ülkelerde herhangi bir su sıkıntısı görülmeyecek. Bu baraj bir yılda tamamlanacak. Barajın suyla doldurulması 15 yıl alacak. Santralin elektrik üretmeye başlayabilmesi için 800 milyon dolara ihtiyaç olduğu sanılıyor. Tacikistan hükümeti de santralin masraflarını azaltmak için halka yatırım yapma çağrısında bulundu. Halkın santral için satışa çıkarılan hisse senetlerini alması umuluyor. Ancak Tacikistan'da ortalama gelir sadece yaklaşık 60 dolar. O nedenle de ülkede çok az aile bu hisse senetlerini alabilecek konumda. Elektrik kesintileri Tacikistan'ın köylerinde yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Köylerde birçok kişi yemek pişirmek ve ısınmak için odun kullanıyor. Tacik köylüler, Rogun santralinin yaşam koşullarını iyileştirmesini umuyor. Kısa süre önce okulda Rogun üzerine bir kompozisyon yazdık. Barajın suyla dolması halinde yeterli elektriğe sahip olacağımız söylendi. Rogun'un Tacikistan'ın çoğu sorununa çözüm olacağı ülkede yaygın şekilde dile getirilen bir görüş. Ancak suyun fazla olmadığı bir bölgede Tacikistan bir şeyi kanıtlamak zorunda. O da kendi ülkesinde ışıklar yanmaya devam ettiğinde diğer ülkelerde su sıkıntısı çekilmeyeceği.